Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlere neden FIFA 20'yi bırakıp PES 20'yi oynamaya başladığımı açıklayacağım. Neden mi? Çok kısa. Söylüyorum, hazır mısınız? Çünkü PES 20 daha iyi. Evet, bütün sorunun cevabı bu kadar basitti. Ve şimdi hatırlayacaksınız, en son Fenerbahçe kariyerimiz vardı. Benden buna devam etmemi isteyen çok ciddi bir topluluk var. Bana Instagram'dan mesajlar geliyor. O yüzden şimdi Beşiktaş maçı ile tekrar karşınıza çıkmaya karar verdim. Efendim şöyle bir baktığımız zaman forvette yine Vedat Muriç'imiz, sol açıkta De La Vega, orta alanda Almada, Acıampong ve defansif orta sahada Luis Gustavo'nun yanında Muhammed Kudus. Defansımızın ortasında Zanka, yanında Serdar Aziz, İzla ve Hasan Ali Kaldırım'la oynayacağız. Şimdi hemen bir sonraki maça git demeden önce oyunun en zor haline getirdiğimizden bir emin olalım. Artık orta seviye değil, baba süperstarla oynar. Bakın şimdi nasıl ağzıma sıçıyorlar. İyi seyredin. Buyurun efendim. Neden FIFA 20'yi bıraktım? Çünkü PES gerçekten bana göre daha keyifli. Oynaması çok daha keyifli. Ama kariyer modunda FIFA 20'nin çok daha güzel şeyler sunduğunu da söylemek lazım. Mesela FIFA 20'de adamlar gelişebiliyor. PES 20'de ben bunu göremedim. Belki de gelişiyordur, ben fark edemedim. Bilmiyorum ama açıkçası pek fazla göremedim. Antrenman yaptırıp onları tek tek geliştirme özelliğini de göremedim. Onun dışında PES'te çok ilginç bir olay var arkadaşlar. O da şu: emekli olmuş, futbolu bırakmış olan futbolcular tekrar oyuna geri dönüyorlar 16 yaşında falan. Yani bundan önce de hep böyleymiş. Ben ilk defa PES 20 ile kariyer modu oynamaya başladım bu arada. O yüzden daha öncesini bilmiyorum. Bu arada Adem Laiç'in hızına bakın. Sanki bu nedir lan? Uçuyor oğlum herif, bu ne lan? Ve laş topu. Eyvah, yedik sanırım. Hah, yemedik, çok güzel. Yani PES'te öyle bir mevzu varmış, kısacası bunu söylemek istedim. Şimdi Muhammed Kudus. Sağ tarafta İzda. Dediniz ki lütfen spikeri kapat, sen daha iyi bir spikersin. Maçları sen sun abi dediniz, ben de onu yapacağım şimdi. De La Vega bıraktı Luis Gustavo. Gustavo orta alanda baktı. Dorukhan geldi, ağzına bastı, aldı. Bravo Dorukhan. Aferin oğlum. Tyler Boyd. Gökhan Gönül'le oynadı şimdi Oğuzhan. Ama orada Acıampong var, kabilenin çocuğu. Thiago Almada bıraktı şimdi takım arkadaşı. Vedat Muriç çok güzel döndü topla. Şimdi sağ tarafa bırakmak istedi ve bıraktı da aslında. Aferin De La Vega, aferin oğlum. Beni çıldırtıyorsun, sana verdiğim bütün para haram zıkkın olsun. Tam De La Vega. Bak beni delirtiyorsun, beni kötü konuşturuyorsun. Ersun Yanal olmak istemiyorum ama bak ben kötü konuşurum. Kötü konuşurum, beni konuşturtmayın. Neyse. Victor Ruiz. Şimdi Gökhan Gönül'le oynadı. Tyler Boyd, Gökhan Gönül şimdi Dorukhan'la oynadı. Çok güzel pas yapıyor Beşiktaş. Fenerbahçe'nin içinden geçiyor şu anda. Gördüğünüz gibi bu zorluk seviyesini oynamayın. Oynamayın, tavsiye etmiyorum. Yani adım atamıyorum ya. Yeter lan. 32 yaşında adamım ben ya. İki pas yapmak istiyorum. Lan ne oluyor lan? Bak ya, daha defansta başlıyorlar ha. Basmaya bunlar. Burak Yılmaz. Orada baskı yapan isimdi. Şimdi İzda. Bıraktı sağ tarafa. Kabilenin oğlan Acıampong. Orada kötü paslaştılar. Kötü paslaştılar. Adem Laiç. Oyunda bildiğiniz Cristiano Ronaldo olmuş Adem Laiç. Uçtu mu gidiyor yani, tutulmuyor. Uçurtma gibi. Oğuzhan. Şimdi Adem Laiç. Şunun önüne geçin. Rebeço. Ortayı yaptı. Burak Yılmaz kafasıyla önüne indirdi ama orada kötü bir kontrol gerçekleştirince şimdi out atışıyla maça başlayacak Fenerbahçe. Martin Jorgensen. Zanko olarak biliyoruz onu. Şimdi Acıampong. Acıampong hızlı bir futbolcu. İlk başta koşuyu yapıp sonradan koşamayan Kudus atmak istedi ama Kudus bizi kudurttu. Orta alanda Luis Gustavo topu karşıladı. Tehlikeli bir atak olabilir. Şimdi Vedat Muriç. Alırsa önüne tekrar, olmadı. Olmadı, Kudus atamadı onu orada. Burak Yılmaz da orada. Serdar müdahale etmek istedi ama edemedi. Oğuzhan. Oğuzhan, Serdar. Şimdi müdahaleyi güzel gerçekleşti. Aferin Serdar, seni yerim. Sağ tarafta şimdi boşluk var. Acıampong. Şimdi hızını kullanıyor Acıampong. Önünü açtılar. Niye böyle bir şey yaptılar bilemedim. Frank Acıampong. Oh vallahi ben bir rahatladım. Bana bir gel. Ben bir ıslandım yani. Bu ne oğlum? Oğuzhan. Tehlikeli geliyor Beşiktaş. Oğuzhan top sürmeye devam ediyor. Baktı şöyle, bir içeri de çekti. Zanka onu karşıladı şimdi. Adem Laiç. Burak Yılmaz'a doğru bir top oldu ama Fenerbahçe kaleye gitmekte zorlanıyor şu anda. Yürüyün çocuklarım. Yürüyün oğullarım. Beni kızdırmayın çocuklarım. Hadi bakayım. Luis Gustavo. Vedat Muriç sağ tarafa doğru oynamak istedi ama Beşiktaş her yerde basıyor. Bu zorluk seviyesinin içinden geçeyim ya. Lanet olsun bu zorluk seviyesine ha. El Neni. Adem Laiç. Oh, offside yok. Burak Yılmaz topla buluştu. Yine kendisini atabilir mi diye baktık ama atmadı. Oğlum niye anlıyorsun? Heh.
Şimdi... Allah Allah. Lan ne güzel oynuyorlar ya. Adamlar bir önce... Yani... bir sonraki adımımı biliyor benim yani. Yapay zeka. Oğlum ben mi yapay zekayım acaba? Bas bakayım. Dorukhan. Dorukhan çok güzel döndü. Çünkü kendisi bir... Allah yedik golü. Of. Tamam tamam. Yemin ediyorum sanki bana... Modric. Dorukhan'a bak sen. Kısa paslarla çıkıyor. Fenerbahçe kalecisi Altay. Şimdi sol kanatta Hasan Ali. Topla buluşan isim. Orta alanda bir boşluk var. Çok güzel gördü orayı. De La Vega. Döndü topla. Ama ilk yarının sonucu Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'la 0-0'lık sonuçla ayrıldı. Güzel. Deplasmanda yine de ilk yarıda gol yemememiz çok güzel bir şey oldu. Kaleye gidemiyoruz gördüğünüz gibi. Şut atmakta zorlanıyoruz. İnşallah ikinci yarıda bunun üstesinden gelebiliriz. Allah'tan gol yemedik henüz. Vay yavrum, De La Vega'nın paslara falan bak sen. Vay koçum benim. La oğlum, bu kim habire ağzıma burnuma kaydı ya? Habire kayıyor la. Kim öğretti lan sana kaymayı? Tsubasa mı oynuyoruz burada? Tsubasa'nın oyunu. Bu arada Tsubasa'nın oyunu geliyor arkadaşlar. Bak buradan da Tsubasa'ya selamlar, sevgiler olsun. 28 Ağustos'ta kendisinin bol bol videolarını kanalımda inşallah göreceksiniz. Çıktığı zaman deli gibi Tsubasa oynayacağım. Aferin Zanka. Aferin oğlum. Sana zaten o milyon dolarları bunun için veriyorum ben. Tamam. Sana milyon dolarları bunun için veriyorum. Önceden müdahale etmek istemiştim ama meğersem top bana geçmiş. Dolayısıyla böyle abuk subuk, anlamsız, saçma sapan bir durumla karşılaştık. Burak'a vurdurmayın. Serdar'cığım vurdurma ona. Biliyorsun bak, kendini yere atar. Bir şey yapar. Bir şekilde golü atar yani o. Burak Yılmaz. Oğlum Caner Erkin'in orada ne işi var lan? Önde baskı yapıyor Caner Erkin. Caner ne oldu lan? Aferin Kudus. Bir an kaptırdı zannettim ama. Açampong. Şimdi pas yaparsa tehlikeli olabilirler. Koş oğlum Açampong. İşte bu. Vedat Muriç içeride. Açampong girdi içeri. Yaptı ortayı. Ama biraz yüksek olduğu De La Vega için. İlk atak şansımızdı. Onu da Allah'a emanet bir orta yaptık. Zaten kendi futbolcumuza gitmedi. Orta alanda Elneny. Baktı sağ kanatta. Caner Erkin'i gördü ama Hasan Ali orada vurdurmadı. Aferin Hasan. Aferin oğlum. Gökhan Gönül şimdi taç atışını kullanacak. Baktı Dorukhan'la oynadı. Dorukhan bugün bizim evimize zıpladı. Oraya buraya kaydı. Yapmadık şey bırakmadı. Caner Erkin. Şimdi Gökhan Gönül. Caner Erkin'le Gökhan Gönül arkalı önlü oynuyorlar. İnanılmaz. Thiago Almada. Çok süratli bir isim bakın Arjantinli'ye. Thiago Almada kendi gidiyor. Thiago Almada inanılmaz süratli gördüğünüz gibi. Çekti topu. Victor Ruiz orada yemedi. Oğlum nasıl güçlü bir yapay zeka. Hiçbir şey yemiyor ha. Diyorum ya bak, bence ben yapay zekayım ha. Şöyle bir yedek kulübesine bakalım arkadaşlar. Kondisyonlarımız gayet iyi durumda. O yüzden oynamaya devam edelim. Şimdi dışarıda boşluk var. Lan oğlum bak. Allah'ım ya Rabbim, beni delirtmeyin çocuklar. Bak kuduruyorum ha. Orada ben onu atmadım. Arthur Vida. Victor Ruiz ile oynadı şimdi. Uzun bir top attı. Ama Caner aldı orada topu. Sağ açık oynuyor bugün Caner. Şimdi pas yapıyor Fenerbahçe'ye. Sağda bir boşluk var. Çok güzel gördüler orayı. Açampong. Gayet süratli bir isim. Oynadı içeriye. Çok güzel. Oğlum Kudus niye bırakıyorsun topu canım benim? Yüksek mi geldi biraz? Tamam peki hadi. Hadi kızmayacağım. Bu sefer kızmayacağım. Aha. Lan buna bile geldi arkadan müdahale etti. Aferin oğlum. Aferin, bu zorluk seviyesi beni kabız etti burada. Siz görmüyorsunuz. Şu an kıçıma kramp girdi kendimi kasmaktan benim burada. Vurdurma. Vurdurma Umut'a. Bak kim bilir nereye yapacak. Allah. Önceden top bana gelmiş farkında. La yeter lan. Vallahi Allah yarattı demem bak, ağır söverim ha. Hocam sen de bir kendine gel ha. Kime verdi la? Sarı kartı verdi. Tamam. Bu ne oğlum? Sabahtan beri kayıyorlar lan bunlar bana. Ben niye kaymıyorum lan? Futbol ayakta oynanır oğlum, benim canımı sıkmayın. Şimdi neden FIFA 20 yerine PES oynuyorum? Birazcık anlatayım arkadaşlar. FIFA 20 bana biraz ağır geliyor, ağır. Böyle futbolcular kütük gibi falan geliyor. Yani PES daha böyle tıkır tıkır oynanış şeyi var gibi, hani öyle geliyor işte. Ama ikisine de sonuçta verdik parayı, kıydık aldık. Dolayısıyla hangisini beğendiysem şu an onu oynuyorum. Ha bu demek değil ki FIFA oynamayacağım bir daha. Bir müddet sonra belki de PES sıkar. Geçerim FIFA oynarım acı. İkisini de almışım zaten, duruyor bende. Bütün oyunları alıyoruz maşallah. O kadar zenginim ki. Tüm oyunları satın alıyorum.
Allah 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 Allah. Arkadaşlar burayı biraz saçmaladım. Zengin falan değilim. Oyunları almak da koyuyor bana. Çünkü 400 TL oyunlara para vermek gerçekten ağlatır. Ağlatıyor yani. Gel gel gel, Dorukhan'a bas şurada. Eyvah, yedik abi. Aferin sana koçum benim. Gerçi o çok kötü vurdu lan. Aferin lan Altay. Şöyle uzun oyna. Sen de tek top bırak. Allah'a şükürler olsun. Beraberlikle ayrıldık. Deplasmanda bence Beşiktaş maçı. Beraberlik iyi sonuç abi. Hiç kimse kusura bakmasın. Takımıma bir bakalım arkadaşlar. Bana transfer teklifi var. Hasan Ali Kaldırıma Chelsea B'den bir transfer teklifi geldi. Git lan Hasan Ali. Chelsea'ye bak sen. Hasan Ali'yi aldı. Chelsea abi. Nabil Dirar da buna gidecek. Git lan Nabil. Mehmet Ekici'ye bir transfer teklifi var. Aa, bunları ben satmışım zaten daha önce bak. Mevlüt Erdinç'e. Oğlum bedava isteseydiniz ya. 400 bin dolar para vermişler. Euro düzeltiyorum. Bedava isteyin ya. Sonraki maça gidelim arkadaşlar. İstanbul Başakşehir'le kendi evimizde oynayacağız. Yine en zor zorluk seviyesindeyiz ve bu maçı kendi taraftarımızın önünde ne kadar zor da olsa mücadele, kendimizi kasa kasa kazanacağımızı düşünüyorum. Evet. Ben en son ne diyordum ya? Ha, oyun fiyatları çok pahalı oğlum ya. Gerçekten oyun fiyatları 400-300. Bu fiyatlar nasıl olacak böyle hiç bilmiyorum. Allah'tan Steam bazen kurda bir şeyler falan yapıyor. 250'yi alıyoruz işte. 250-300 arası alıyoruz. Bu arada gerçekten çok güzel indirimler var arkadaşlar. Epic Store'u, Steam'in indirimlerini takip edin. Harbiden çok güzel indirimler var ha. Neyse, maça dönelim. Hasan Ali. Kendisi Chelsea ile anlaştı. Çünkü dünyanın en iyi sol beklerinden biri. Hasan Ali Chelsea'ye gitti. Chelsea B'ye gitti gerçi ama olsun. Edin Visca. Junior Kaysara oynadı şimdi Vieira ile. Mahmut Tekdemir topu aldı, şöyle bir baktı. Klişi ile oynadı. Adamların lüksüne bak. Klişi var sol bekte. Tamam, yaşlanmış olabilir ama sol bekte Klişi var. Sol açıkta Elia var. Takım böyle kurulur işte. Epuriano. Mahmut Tekdemir şimdi Junior Kaysara. Sağ tarafta Edin Visca. Karşısında Chelsea'li Hasan Ali. Bu arada Hasan Ali oyunda iyi yapmışlar. Onu da söylemek lazım. Oyunda bayağı bir böyle taliplisi olan bir. Bak ağzına basıyor yemin ederim ha. Şimdi Vedat Muriç'e baktı. Muriç tek top bıraktı. Thiago Almada. Kuduz. Çok güzel geldi Fenerbahçe'ye. Muhammed. Hocam foul hocam. Bunlar hep kayıyorlar ya. Muhammed Kuduz da arkadaşlar gerçekte Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir futbolcuydu. Lakin son durumu nedir bilmiyorum ama mümkünat yok bence gelmesin. Hasan Ali Kaldırım Chelsea'li. Hasan Ali Kaldırım şut atacak. Bakın buyurun. Şöyle yaklaştırayım bir de kaleyi. Heh. Chelsea'ye gitmeden önce Fenerbahçe'de bir tane sallayayım dedi. Hasan Ali vurdu. Mükemmel bir vuruş. Az kalsın, az kalsın gol oluyordu. Oy, senin güzelliğini yerim, nasıl tatlı. Çok yakışıklısın Hasan Ali'cim. Mert Günok. Eski bir Fenerbahçeli. Fenerbahçe'den giden coşmaya başlıyor. Epuriano. Orta alanda İrfan Can. İrfan Can'ı da alsak iyi olabilirdi yalnız. Klişi orada kötü bir paslaşma oldu. Neden birbirlerine topu bıraktılar, baktılar? Ben anlayamadım. Maçta şike falan yok, onu da söyleyeyim. Sakın hemen yazmayın şike diye. Thiago Almada. Gustavo. De La Vega. Aha, aşağıda koştu. Hocam faul yok mu ya? Ya faul yok mu ya? Yok bence de. Lütfen ağlamayın. Faul falan yok. Yalnız sağ alt tarafa doğru eğer atabilseydim arkadaşlar bayağı etkili bir atak olacaktı. Şimdi orta alanda Kudus geldi ve topu takım arkadaşlarına kazandırdı. İzla. Of, soldaki boşluğa bakın. De La Vega. Şimdi Vedat. Oh. Oğlum Vedat'a var ya çifte dalıyorlar yemin ederim bak. Thiago Almada. Kendi döndü. Şimdi araya salarsa tehlike. Kudus. Vur oğlum. Vallahi billahi bak, bu zorluk seviyesinde ilk defa şutumuzu attık. Bak bu da kim gitti, nereye attı diyecektim tam. Allah'tan çok da böyle rezil bir yere gitmedi top. Çünkü yine aynı mevzu ortaya geldi. Ben X'e basılı tutuyordum topu almak için. Top meğersem sonradan bana gelmiş, haberimiz yok falan. Edin Visca şimdi orada taktı peşine iki Fenerbahçeli'yi. Ama Hasan Ali, Chelsea'nin yeni futbolcusu Hasan Ali orada müsaade etmedi. Şimdi aşağıdan İzda'yı oynadı Fenerbahçe. İzda ile geliyor. Orta alanda bir boşluk var. Bak şimdi sağ taraf nasıl boşaldı bak. Klişi orada kapattı. Oğlum yani niye mesela Thiago'ya o top atılmıyor? Thiago yönelmiyor da arkada böyle topu alamayacağı çok net bir şekilde belli olan Vedat Muriç topa geliyor. Onu da anlayamadım. Eyvah, kötü gelebilir mi? Yok, gelemediler. Tamam, güzel. At oğlum önüne. Çok hızlı. Açan Pong bakın.
Elia'yı pert etti, pert. Yap oğlum ortanı. Kimse yok. Vedat Muriç, o kafaya sen vur. Vur bakayım gelişine şimdi. Ah. Vur şimdi sen. İşte bu oğlum. Çok güzel. Olsun. Olsun. Muhammed Kuduz. Fenerbahçe 2'dir. Mert Çetin'i. Ne Mert Çetin lan? Mert Çetin Roma'nın savunmasıydı lan Mert Çetin. Vallahi Mert Günok diyecektim. Oha Alexik, sen ne yaptın lan? Yememiş, içmemiş. Antrenmanlarda koşu çalışmış. Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum gerizekalı mısın? Vallahi çok ilginç şeyler oluyor ha. Ya iki oyunda da sıkıntılar var ha. Bak FIFA'nın aptallıkları ayrı. Oh çok güzel. Ben bir çay içeyim bir dakika. Küp kadar boyuyla İrfan Kahveci geldi orada çıktı. Vurdu kafayı, golünü attı abi. Harika. Harika. Sen kalk deplasmanda Beşiktaş'la berabere kal. Şurada abuk subuk bir tane gol ye. Gel de çıkart şimdi hadi bu golü. Mümkün değil. Gerçekten mümkün değil. At oğlum önüne. Çıkart. Vur. La vur la. Allah sizi kahretmesin. Kaçırdığınız gole bir bakın. Allah'ım yarabbim ya. Oğlum nasıl kaçırıyorsunuz bu golü bak. Ben çok kızgın bir çocuğum abi. Beni delirtmeyin lan. Bari gelin şurada yapın şu golü. Ya ilk yarı bitmeden bir gol atsak fena olmazdı. Açan Pong. At oğlum. Yap tekli ortanı. Hay babanın beyi nasıl çiğin senin ya. Ortayı yaptığın yere bak. İzle sen ne yaptın oğlum ya. Kocaman orada. Vedat Muriç'imiz var. 3 metre 75 santim. Şurada yaptığı ortaya bak. Her neyse. Ne diyordum? FIFA'nın dangalaklıkları ayrı. PES'in dangalaklıkları ayrı. PES bana göre daha keyifli bir oyun. Ama iki oyunda birbirinden angut. Onu fark ettim. İlk başta oynamaya başladığımda PES gerçekten mükemmel gelmeye başladı bana. Hani o FIFA'dan sonra. PES'i oynamaya devam ettikçe bunda da çok aptal aptal şeyler görmeye başladım. Bu durumun çözümünü ben size söylüyorum arkadaşlar. Futbolda gerçekçiliğe, simülasyona odaklanmayacağız. Ne yapacağız biliyor musunuz? Hangisi keyifliyse onu oynayacağız. O da hangi oyun ben size söyleyeyim. Tsubasa, Tsubasa geliyor geliyor. Geliyor gönlümün efendisi. Tsubasa geliyor arkadaşlar. Öyle gerçekçiliğe gerek yok. Oyun zevk versin hacı. Thiago Almada. Solda bir boşluk var. At oğlum önüne. Bak bu çok aptalca bir şey mesela. Yani bunu nasıl yapabilir bir oyun? Ben bunu anlamıyorum. Ayağın önündeki topu tutup yani pas atacaksın alt üstü. Topu bırakıyor, top gidiyor falan böyle. Yani çok ilginç şeyler olabiliyor PES'te. FIFA'da yok bunlar. Onu da söyleyeyim. FIFA'da olan dangalaklıklar PES'te yok. PES'te olan dangalaklıklar FIFA'da yok. Yalnız bir şey de söylemem lazım. İki oyununda hakemi çok kötü. Hadi madem böyle bir girdik, bahsedeyim biraz. İki oyunun hakemi çok kötü. Yalnız bir oyun var ki rezalet. O da PES. PES var ya. At lan yerden pasını. Lan ne kötü bir pas oldu bu. PES arkadaşlar hakemleri var ya aman Allah'ım. Ben böyle bir şey görmedim. Bu oyunun hakemleri sanki yapılmadan bırakılmış. Allah'a emanet bırakılmış bu oyunda hakemler arkadaşlar. Sanırım bir gol daha yedik. Allah yemedik lan. Vallahi al yedik. Yemeye çalışıyorum ben zaten. Harika. Gerçekten harika. Oğlum üzülemedim lan. Adam bak burada namaz kılıyor. Ben nasıl üzüleyim şimdi? Şimdi şurada Serdar Aziz'in yaptığı şeyi hep birlikte bir izleyelim arkadaşlar. Buyur. Bakın. Görüyor musunuz? Bak FIFA'da böyle bir şey yok. Şimdi diyeceksin ki abi ama sen oraya oynuyorsun. Ben oraya atmıyorum arkadaşlar. Yani o topu oraya atma. Ben mal mıyım sizce? He? Ben mal mıyım? İçinizde evet abi sen malsın diyenleri duyabiliyorum. Ama hemen önyargılı davranmayın. Arkadaşlar o pası oraya kim öyle atar ya? Kim oraya atmak ister ya? Oğlum yıllardır futbol oynuyoruz lan biz. Oyunun bildiğin mallığı. Bildiğin oyun mallığı bu. Bu arada adamlar bize valla mal falan fark etmez iki tane koydular yani. Yapacak bir şey yok. Bir tanesi abuk subuk kornerden. At lan sağ tarafa. Heh. Yürü bakayım açan pong. Resmen gitmek istemiyor ya. Kudus döndü vurdu. Çok güzel oyun. Aferin. 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 Aferin çok güzel. Yine ligde dolu dizgin yolumuza devam ediyoruz. Ama oyunun son derece gerçekçi olduğunu sizlerle paylaşmam lazım. Oyun inanılmaz gerçekçi bir oyun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine mağlubuz. Fenerbahçe olarak yine mağlup durumdayız. Bu açıdan ben yapımcıları tebrik ediyorum. Güzel oyun yapmışlar. Fenerbahçe mağlupsa oyun gerçekçidir. At oğlum pası. Sağ kanatta şimdi Açampong.
Bu arada Fenerbahçeli olup Fenerbahçe'yi en çok giydiren adam benim herhalde ya. At oğlum tekrar Almada'ya. Oh, giremedim o araya be. Yalnız foul verdi. Neden? Ne oldu lan? Hasan Ali, Chelsea'ye gitmeden bir tane yerleştirsen mi diyorum ya. Ama Thiago Almada da vurabilir bu toplara. Bu ne oğlum? Heh, tamam. Bak abi şuraya koy ya. Şuraya ya. Hadi bakayım ya. Hadi lan. Hadi lan. Yap bakayım şunu. Senin vuracağın topun içinden geçeyim ben ya. Sen vur lan. Sen de vurma lan. Evet, Hasan Ali gitmeden Chelsea'ye bir tane araya sıkıştırma. Oğlum sen hayırdır la o Gustavo'ya? Aa, bu topu ben kötü attım bak. Biz hatamızı kabullenmesini biliriz arkadaşlar. Bu topu biz kötü attık. Neden PES 20? Hem PES 20 daha uygun lan. Bak, fiyatı daha uygun arkadaşlar, onu söyleyeyim. Ayrıca ücretsiz versiyonu da var PES 20 Lite'ın. Ya PES 20 Lite'ın ne demekse. PES 20'nin Lite diye bir ücretsiz sürümü var demeye çabaladım. Başaramadım, özgünüm. PES 20'yi arkadaşlar ücretsiz bir şekilde deneyebiliyorsunuz. Tabii ki kısıtlı modları. Ama en azından oynanışı görmüş olursunuz ve ona göre bir karar vermiş olabilirsiniz. PES 20 bence güzel. Ben sevdim. Hakemi dışında öyle çok ciddi göze çarpan, beni çok çok sinirlendiren bir durum olmadı. Ve gördüğünüz gibi çok son derecede gerçekçi yani. Şimdi FIFA'nın neresi gerçekçi? FIFA'da ben Şampiyonlar Ligi'ni kazandım. FIFA 20'de Fenerbahçe'yle. Hiç öyle şey olur mu oğlum? Ya bana hiç kimse FIFA'nın gerçekçiliğinden bahsetmesin. Gerçekçi dediğin oyun Fenerbahçe'yi mağlup ettirir. O zaman gerçeklidir. İşte gördüğünüz gibi PES 20'nin size ne kadar gerçekçi olduğunu gösterdiğim bir videosuyla karşınızda oldum. İzleyen bütün herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olun. Beni dinlediğiniz için çok sağ olun. Sizleri seviyorum. Bol bol like atın. Siz de yorumlarda fikirlerinizi söyleyin. PES'i mi daha çok seviyorsunuz? FIFA'yı mı daha çok seviyorsunuz? Hangisini seviyorsanız oturun oynayın. Hadi görüşürüz.